Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben 1979'da Giresun'da doğdum. Tarihe ilgim çok erken yaşlarda itibaren başladı. Bizim ailemizde tarih, ailemizin geçmişiyle ilgili olarak sürekli anlatılırdı. Benim ailem bir Kafkas göçmeni. 1860'lı yıllarda Kafkasya'dan göçmüşler. Dolayısıyla her ne kadar hatıraları büyük oranda korunmamış olsa da bazı şeyler hatırlandığı için bunlar da anlatılıyordu. Dolayısıyla belki oralardan tarihe karşı bir merakım ortaya çıktı. Ama ilkokul 3. sınıfa gittiğimde mesela evdeki ansiklopedilerden çeşitli tarih konularını, bilhassa 1500'lü yıllardan önceki meseleleri okurken çok büyük keyif aldığımı hatırlıyorum. İlkokul öğretmenim de halen daha söylersen tarihe çok meraklıydın diye. Bu şekilde başladı ama yani ortaokul ve lisedeyken hani böyle bir tarih çelik gibi yapmak gibi bir şey düşüncem yoktu. Okumayı seviyordum. Sonrasında üniversite sınavı gündeme gelince tarih bölümünü yazmak istedim. Ve ardından da bilinçli bir tercihle Ege Üniversitesi tarih bölümüne girdim. O sırada kütüphanede okumuş olduğum İsmail Akın'ın bir kitabı ve işte İzmir Ege Üniversitesi diye yazınca benim de aklımda herhalde oradan yer etti. Ve isabetli bir tercih oldu benim için. Çok iyi bir lisans eğitimi geçirdik. Çok iyi hocalarımız vardı. İsmail Akın başta olmak üzere Tuncer Baykara, Necmi Ülker, Zeki Arıkan. Gerçekten çok değerli isimlerdi hocalarımız. Dolayısıyla bu şekilde bir gelişim aşaması oldu. Sonrasında da yüksek lisans ve doktora eğitimleri derken böyle. Türkiye kelimesi tabii Bizans kaynaklarında ilk defa ortaya çıkıyor ve Göktürklerin egemenliğindeki şimdiki İtil boylarını ifade etmek üzere kullanılıyor. Tabii Türk adı daha önce kullanılan bir kelime değil. Türkiye adı da kullanılan bir tabir değil ama Bizans kaynaklarında genellikle bu Bozkır halklarının yaşamış olduğu bölgelere onların adıyla anma gibi bir gelenekleri var. Nasıl işte Balkanlardaki bazı bölgeleri İskitya olarak andığı gibi şimdi Göktürk egemenliğindeki toprakları da Türkiye olarak anıyor. Ama bu ismin Anadolu için kullanılması biraz da Bizans kaynaklarının Avrupa'daki tarih yazımının etkilemesi süreciyle ilgili olan bir durum. Theophanes Confessor'un o çok meşhur Kronografya adlı eseri Latince'ye Anastasius tarafından çevrilince Avrupa'da bir Türkiye adı ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda Avrupa kaynaklarında benim en azından bilebildiğim kadarıyla Türkiye gibi bir kelime mesela işte İtil boylar için gibi bir yer için kullanılmıyor veya İç Asya için kullanılmıyor. Şimdi onlar da bu isimle tanışıyorlar ama 12. yüzyıldan itibaren işin rengi biraz daha değişiyor. İtil boyları için değil, Anadolu için kullanıyorlar. Çünkü Anadolu'da ciddi bir onların Türk olarak andıkları bir halk kitlesi gelip egemen olmuş. Dolayısıyla şimdi bir coğrafya ismi transferiyle karşı karşıya kalıyoruz. İtil boylarında doğmuş olan bu isim şimdi Anadolu'da doğuyor. Rumeli kelimesi de tabii ki o aslında Romanya kelimesinden neşet eden bir kelime. Türkler için Roma ta Orhun abidelerinden itibaren bir şekilde biliyorlar ve kullanıyorlar ama böyle bir Roma gibi bir kelime değil. Fakat Araplardan öğreniyorlar Rum kelimesini. Bu da Romanya kelimesinden gelen bir kelime. Ve işte mesela Erzurum için Arzurum mesela kullanılıyor. Ve bir şekilde Türklerde bu tabiri Rum diye Anadolu için kullanmaya başlıyorlar ve pek çok eserde kendi yaşamış oldukları coğrafyayı Rum diye anmaya devam ediyorlar. Tabii burada bu kelime hangi yıllara kadar bu şekilde devam etti, bu Rum kelimesi Anadolu'da Anadolu'yu ifade etmek için kullanıldı. O tabii ayrı bir şeyin konusu, araştırmanın konusu. Fakat bu Türkiye adının transfer edilmesi gibi aynı şekilde Anadolu için kullanılan Rum kelimesi de şeye transfer ediliyor. Balkanlar için transfer ediliyor ama burada ilginç bir dönüşüm var. Rumeli diyor. Yani orada o el kelimesinin kullanılması biraz daha o Türkçenin yükselişiyle ilgili bir durumu olsa gerek. Yani o Farsçanın tesirinden çıkıp şimdi o Farsçadan almış olduğu kelimenin yanına bir de işte el kelimesini eklemesi herhalde böyle bir dönüşümün başlangıcı. Zaten yani sizin de bildiğiniz gibi 13. yüzyıldan itibaren artık Anadolu'da Türkçe bilhassa Osmanlı ve Germiyanoğulları, Karesuoğlu Beyliği gibi, Konya gibi İran kültürüne biraz daha yakın olan şehirli noktalardan uzaklaşınca biraz daha yükseliyor. Dolayısıyla bu da böyle bir gelişimin neticesi olsa gerek.
Yok, tam olarak değil. Çünkü mesela Rum kelimesini kullanıyor ama bunun tam olarak hangi bölgeler için kullanıldığı çok müphem. Yani Rum diyor. Nereye kadar Rum olarak anıyor mesela Fars kaynaklarında bunu bilemiyoruz. Mesela Balkanlar için de mesela bu tabiri kullanıyor mu bunu bilmiyoruz. Ama Türkiye kelimesi için biz yıldan yıla onun gelişim aşamasını görebiliyoruz. Yani ilk başta çok küçük bir bölge için kullanılıyor. Yani belki bu Kütahya kadar bir bölge için kullanılıyor ilk başta ama sonrasında giderek bu isim şey yapıyor yani yayılıyor. Dolayısıyla birbirinin yerine kullanmak çok doğru değil yani o noktada. Şimdi genel olarak zaten Türk tarihi kuzey hatlı olarak gelişiyor ilk şeyler, ilk dönemlerde. Yani hani İskitlerden bile başlatacak olsak tabii onların Kafkasya'ya doğru akmaları, o bölgelerdeki faaliyetleri falan onu bir kenara koyuyorum ama genel itibarıyla Bozkır kuşağı işte yani Altay Dağları'ndan, Moğolistan'dan itibaren başlatsak biraz daha doğudan. Oradan başlar işte Altay Dağları'ndan gelir Kazakistan, Hazar Denizi'nin kuzeyi, ardından Karadeniz boyunca Macaristan'a kadar uzanır ve aşağıda da Tuna'nın şeyine kadar, iç taraflarına kadar ilerler. Ve Türkler için bu coğrafya aslında onların yaşam alanı. Çünkü bunlar hayvancı olan toplumlar ve hayvanlarını bir şekilde yaylak kışlak arasında şey yapmak mecburiyetinde, götürmek mecburiyetinde. Bu önemli bir faktör yani. O coğrafyanın onlara böyle bir imkan sağlaması. İkincisi tabii coğrafya daha kolay. Çünkü İran'da daha dağlık bir bölge ve coğrafi açıdan da kuzeydeki gibi bir şey vermiyor. Bir imkanları biraz daha dar. Dolayısıyla onlar için bu kuzey alan sürekli daha işler bir alan olma özelliği gösteriyor. Mesela İskitlerden başlatacak olursak ta işte şeye kadar, Kumanlara varıncaya kadar ama Selçuklularla birlikte işin rengi değişiyor. Herhalde orada biraz da İslamiyet'in de faktörü olacak. Artık mesela Selçuk Cende geliyor. Mesela kuzeye gitmiyor. Yani niçin? Mesela bunu ayrıca mesela tartışmak gerekiyor. Ama demek ki onları güneye doğru çeken daha başka faktörler var. Bu şüphesiz ki artık Türkler için şeyin Orta Doğu'daki bu iktisadi vaziyetlerin daha çekici, cezbedici gelmesi bir faktör. Diğer taraftan tabii ki bariyer kırılıyor. Şimdi Göktürkler zamanında orada bir Sasani bariyeri var. Her ne kadar Akunlar o bariyeri epeyce aşındırmış olsa da bir şekilde kıramıyorlar. O onları durduruyor. Ardından zaten Hazreti Ömer'le birlikte başlayan İran seferleriyle birlikte önce halifelik, ardından Emevi halifeliği ve sonrasında Abbasi halifeliği orada güçlü bir idare kuruyor ve Bozkırlılara içinde bir set aynı zamanda geçmelerini engelliyor. Fakat Abbasilerin parçalanma süreci içerisinde girmesi aslında Türklerin Orta Doğu macerasının önünü açıyor. Ve gelip işte İran gibi zengin kent hayatında olmuş olduğu bölgelere gelip buralarda egemenlik kurabiliyorlar. Ve zengin bir hayat yaşayabiliyorlar. Yani bu hayvancılığın dışında bir alan. Geliyor orada vergi topluyor, ticaret yolları var. Dolayısıyla orada çok daha merkezi bir devlet kurabiliyor. Kuzeyde böyle bir imkan yok. Biraz da böyle bir şey. Şimdi bu aile tabii işte bilinen ilk tarihi şahsiyeti Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde Sübaşı yani ordu komutanı önemli bir şey. Yani bir boy beyi o miydi onu tam ben bilemiyorum. O konuda bir şey söylemiyorum. Onun uzmanları var. Ama bir şekilde önemli bir tarihi şahsiyet ve onun ölümünden sonra da yerine oğlu Selçuk geçiyor. Kaynaklarda Oğuz Yabgu Devleti'nin başındaki kişiyle bir anlaşmazlığı içerisinde onun eşinin de olmuş olduğu bir anlaşmazlığı yaşadığı ve sonrasında da Cende giderek burada bir kendisine bir egemenlik alanı oluşturduğu görülüyor. Fakat burada ilgi çekici bir şey. Selçuk Cende geldiğinde de henüz Müslüman değildi. Fakat siyaseti iyi bilen bir insan belli ki siyaset sosyolojisinde iyi kokluyor. Ve diyor ki eğer biz diyor gelmiş olduğumuz coğrafyada eğer bunların inanmış olduğu dine geçmezsek yazınlık olarak kalırız ve hükmümüz olmaz. Ve ardından İslamiyet'e geçiyorlar. Selçuklular bu şekilde bir politik bir İslamiyet'i politik olarak kabul ediyorlar. Ama sonrasında İslam'ın yayılmasında ve ardından da Anadolu Selçuklularını hesap edecek olursak İslam'ın korunmasında çok büyük hizmetler eden bir aile olacak. Ve ardından da işte Selçuk'un bu kafirlere dediği ama aslında kendi kavimdaşlarına yapmış olduğu seferler sırasında büyük bir nam kazandığı görülüyor.
Belli ki etrafında ona katılan insanlarla gittikçe büyüyen bir yapı var. Belki bunlar Oğuz Yabgu Devleti'nden kopan daha başka insanlar da bunlara eklemleniyor. Veya Karahanlılar veya Gaznelilerden kopan çeşitli insanlar da belki onlara eklemleniyor. Ve böylelikle bir giderek büyüyen bir yapıya dönüşüyor. Selçuk'un son yıllarından sonra da başa Arslan Yabgu geçiyor. Şimdi burada enteresan bir şey. Mesela Selçuk Yabgu gibi bir ünvan almıyor ama mesela Arslan Yabgu için Yabgu kullanılıyor. Demek ki yavaş yavaş onlar bir böyle ikinci bir Oğuz Yabgu devleti olma yolunda gidiyorlar. Belki bir Müslüman Oğuz Yabguluğu devleti olma yolunda gidiyorlar. Çünkü Arslan bir İslami bir şey almıyor, bir ünvanı almıyor. Yabgu ünvanını alıyor. Aynı şey onun daha sonra, ölümünden sonra Musa için de geçerli. Ama orada işte kırılma noktası onun Gazneliler tarafından esir edilmesi ve ardından da politik hayattan çekilmesi. Bir anda Tuğrul ve Çağrı'nın önü açılınca artık Selçukluların da kaderi değişiyor. Yani bazen düşünüyorum, Arslan Yabgu eğer varlığını devam ettirmiş olsaydı, eğer Selçukluların siyasi hayatı nasıl bir gelişim arz ederdi? Tabii bunlar hep spekülatif düşünceler ama tabii yararlı düşünceler. Bunları düşünmekten de kaçmamak gerekiyor. Yani tarihte bunlar olmamıştır, biz bunları düşünmeyelim diye bir şey ben çok düşünmüyorum ben. Ama kesinlikle bir kırılma anı. Hem Arslan Yabgu, hem soyu, hem de Çağrı ve Tuğrul Beyler için bir kırılma noktası. Artık şimdi Tuğrul ve Çağrı'nın dönemleri başlayacak. Bu şekilde bahsedebiliriz. Şimdi şöyle, tabii en nihayetinde 1040'lı yıllara gelindi. 1040'ların sonuna gelindiğinde Selçuklu Devleti artık çok muazzam bir gücü ifade ediyor. Yani aslında bir bakıyorsunuz Anadolu sınırlarında faaliyetteler, İran'ı bütünleştiriyorlar, Kafkasya'da dumanını attırıyorlar. Yani çok felaket büyük bir güç. Öbür taraftan Kaşgar'a doğru ilerleme peşindeler, güneye doğru sefer. Yani çılgınca bir ortam var ve büyük bir siyasi güce dönüşüyor. Her ne kadar onların sülalesi, böyle karizmatik bir sülalesileri yok bunların. Dukak en nihayetinde bir sübaşı. Onun oğlu da bir sübaşı. İşte Selçuk çok önemli bir tarihi figür değil. Yani bir kurucu bir böyle bir şey, bir karizmatik bir önder değil. Ama şimdi Çağrı ve Tuğrul'un faaliyetleriyle birlikte karizmatik bir soy ortaya çıkıyor. Çünkü çok güçlü bir devlet. Ve bu güçlü devletin içerisinde eğer birileri güç odağı olmak istiyorsa eğer bu soydan gelecek. Ve bu soydan gelen her bir birey kendi etrafında bir güç toplama potansiyeli içerisinde. İbrahim Yınal veya daha başkaları o da olduğu gibi aynı zamanda bir başka alternatif daha var. Onlar da işte Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış ve onun ölümünden sonra oğulları ve birdenbire Selçuklu dünyasında alternatif bir hanedan haline geliyorlar. Bu olur yani, aileler zaman içerisinde şekil değiştirirler. Bir kurucu önder vardır ama tarih içerisinde daha başka tarihi kurucu önderler de ortaya çıkabilir. Onun karizması ilk kurucuyu da geçebilir. Dolayısıyla Anadolu Selçuklu Devleti artık yavaş yavaş bu mayayla zaten şekilleniyor. Yani Süleyman'ın Anadolu'ya gelişiyle birlikte Anadolu'da o sırada faaliyet gösteren Türkmen beylerinin hiçbirisi Selçuklu soyundan değil. Bir şekilde onun Selçuk'la bağlantısı etrafında geniş kitlelerin de oluşmasına neden oluyor. Ama şu var, eğer başarısız birisi olmuş olsaydı, eğer kitleler onun etrafında bütünleşir miydi? Hayır, bütünleşmezdi. En nihayetinde daha sonraki zamanlarda görecek olduğumuz gibi Anadolu'da herkesin etrafında bütünleşmiş olduğu insanlar sadece Selçuk ailesinin soyu değil. Danişmentliler de var, Saltukoğulları da var, Mengücekler de var. Yani kendi bölgelerinde başarılı olan insanların peşinden gitme dürtüsü. Ama bu başarılı olan insanlar bir de soy açısından destekleniyorsa o zaman insanlar kendilerini daha akışa bırakıyorlar. Çünkü her insanın bir duygusudur bu. Kimse kaybedenler kulübünün içerisinde olmak istemez. Herkes kazananlar kulübünün içerisinde olmak ister. Süleyman da şimdi kazananlar kulübünün başında olan bir insan ve çevresinde de çok kalabalık, yani o dönemin siyasi arenasına bağlı olarak söylüyorum, kalabalık bir kitle topluyor. En azından Bizans'taki muhalifler onun desteğinden yararlanmak isteyecekleri kadar. Malazgirt Muharebesi göz önünde ama
Onun öncesinde zaten hikaye başlıyor. Bir şekilde 1040'lı yıllarda İran'a ve Kafkasya platosuna gelen Türkmenler bu faaliyetli alanlarını biraz daha genişletmek istiyorlar. Çünkü çok kalabalık geliyorlar. Ve o sırada Anadolu'nun doğu kesimleri onların doğrudan doğruya radarına giriyor. Zaten İbrahim Yinal da onlara işaret ediyor. Diyor ki Rum gazasına gidiniz diyor. Burada aslında kastetmiş olduğu Rum gazasına gidiniz şey ise aslında böyle Kütahya, İzmir falan gibi bölgeler değil. Burada anlamamız gereken şey aslında Erzurum gibi, Erzincan gibi, Bayburt gibi ve güneyde Fırat boyları gibi Urfa'ya doğru akan ve güneyine doğru sokulan o coğrafyayı mesela işaret ediyor ve o bölgedeki yaylakları, kışlakları ele geçirip bu bölgeye yayılmak. Yani Kafkasya gibi. Onların o sırada böyle Anadolu işte İstanbul'a kadar ele geçirelim, Anadolu'daki Türk Birliği'ni şey yapalım gibi bir hayalleri yok. Tamamen yaylak kışlakları daha da genişletmek üzere kurulu bir şeyleri var. Ve işte Pasinler Muharebesi'ne giden bir süreçte artık biz buradayız demeye başlıyor. Ve sonrasında da ki faaliyetleriyle de bu harekatlar devam ediyor. Ve pek çok Türkmen beyi Anadolu'nun içlerine doğru giriyor ama asla Fırat boylarında kalmıyorlar. Daha da içlere doğru gitme eğilimi içerisindeler ve Bizans İmparatorluğu için de tabii ki bu çok rahatsızlık verici bir durum. Yani bunu kesinlikle niye rahatsızlık veriyordu ki bu durum gibi değerlendirmeye gerek yok. En nihayetinde kendi topraklarına gelen işgalci bir güç var. Yani bunu onları anlamamız gerekiyor. Yani kendi topraklarını işgal eden bir halka karşı siz ne yapacaksınız? Asker olarak karşı duracaksınız. Yani nihayetinde biz bugün Türk olarak bakıyoruz onlara ama bir de Bizanslıların gözünden bakalım. Bizanslılar için de onlar topraklarını işgal eden, doğudan gelen bir çekirge sürüsü gibi bakıyor ve bunu da def etmesi gerekiyor. Ama Bizans İmparatorluğu'nun tabii ekonomik vaziyeti çok kötü. Askeri geleneklerinden kopmuş bir yapısı var. Ve bilhassa bu ekonomik yapı Anadolu'daki savunma dengelerini çok bozuyor. Bazı komutanların mesela ihanet edip taraf değiştirdikleri, Selçuklarla birlikte saldırılara katıldıkları gibi çeşitli kayıtlar var. Ve Bizans kaynaklarında da bu meselelerin üzerine çok duruluyor. Bu askerlerin yetersizliği, lojistik yetersizlik, maddi sıkıntılardan ötürü askerlik yapma kapasitesinde olan insanların askerlik yapmadan farklı iş kollarına gitmeleri gibi gibi hususlar aslında Bizans Anadolu'sunun Türkmen faaliyetlerini çok da derinlememesinin asıl nedenini oluşturuyor. O Kutalmış'ın mesela Kafkasya için söylemiş olduğu bir şeyi belki o sıradaki Türkmenler de hissediyorlar. İşte bunlar diyor kadınlaşmış insanlardır. Bunlardan diyor korkmaya gerek yok. Çünkü sistem artık bozulmuş. O Roma İmparatorluğu dönemindeki o disiplinli ordudan bahsedebilmek mümkün değil. Ama bir şekilde bu gidişata dur diyen de bir insan var. Romanos Diogenes. Çok kötü bir şey alıyor. Bir miras alıyor. Fakat çok kısa süre içerisinde, birkaç yıl içerisinde orduyu savaşabilecek bir hale getirmeyi başarıyor. Yani Malazgirt Muharebesi'nde o kadar bir hani git gel yapıyorlar. Ondan sonra muharebe alanına giriyor falan. Yani bir güçlü bir ordu elinden geldiği kadarıyla yaratıyor. Ama Malazgirt Muharebesi bütün gelişmeleri artık bütün nasıl söyleyelim dananın kuyruğunun kopmuş olduğu yer oluyor. Malazgirt Muharebesi ile birlikte Bizans askeri sistemi artık kısa bir süre için son nefesini veriyor. Ne zamana kadar? İşte Alexios Komnenos'un yeniden güçlü bir Bizans kurma girişimlerine kadar. Bak biz güçlü bir Bizans kuruyor mu kurmuyor mu o tartışmalı ama bir şekilde o ara dönem yani Alexios Komnenos'a kadar iktidara geçişine kadar ki o sürede Bizans İmparatorluğu bir şok yaşıyor. Bu aynen şey gibi böyle bir bez düşünelim üzerinde böyle bir sürü toz olsun. Siz yukarıdan bir elma atın. Oraya değsin bir süre o şey şok geçirir o toz kitlesi. Bunun gibi düşünün. O şok bir anda pek çok Türkmenin Anadolu içlerine girmesine ve daha önce püskürtülen bu komutanların püskürtülmeden diledikleri kadar uzak yerlere girmelerine neden oluyor. Ve bu da Anadolu'nun işte bu Türkleşmesinin hemen eşiğine gelmiş olduğu bir nokta. Tabii burada işte kaynaklarda Alparslan'ın bunları yönlendirdiğine yönelik bazı değerlendirmeler var. İşte her biriniz şahin olunuz, işte gidiniz avınızı parçalayınız falan. Onlar biraz daha retorik ifadeler. Aslında baktığımızda Anadolu'ya giren pek çok komutan Bizans İmparatorluğu'nda paralı asker olarak adeta hizmet görüyor. Artuk gibi mesela insanlar. O bölgede Bizans İmparatorluğu'nun çağrısı üzerine geliyor veya işte aralarındaki ihtilaflara karışıyor, birisine destek oluyor gibi. Dolayısıyla orada gidin avınızı parçalayından çok ben komutanlarının gidip oradaki o siyasi karışıklıkta kendilerini
askeri hizmetlerini sunacakları bir pozisyon aldıklarını görüyoruz. Malazgirt Muharebesi'nde düşman olan Türkmenler şimdi bir müttefik olarak ortaya çıkıyor. Süleyman da zaten bunlardan bir tanesi. Süleyman da işte Suriye'de faaliyet gösteren birisi. Ama işler yaver gitmiyor. Anadolu'ya geliyor ve burada çeşitli Bizans komutanlarının şimdi tahtı ele geçirmek üzere bir yoğun bir kavga içerisinde girdikleri bir ana tesadüf ediyor onun Anadolu'ya gelişi. Ve burada önemli bir vazife üstleniyor. Çeşitli insanlara sunmuş olduğu askeri hizmetleriyle, ki bu sadece Anadolu'da da sınırlı değil, Balkanlardaki çeşitli meselelerde de onun idaresindeki Türkmenler faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla o bundan ciddi bir yarar sağlıyor. Sadece maddi olarak değil, aynı zamanda İznik'i de bu sayede ele geçiriyor. İznik'i Süleyman Bey fethetmedi. Yani o bir şekilde onun eline geçti bu karışıklık sırasında. Yoksa bir o ikinci bir Malazgirt Muharebesi yapan bir kişi değildi ilk başta. Ama Alexios Komnenos'un gelişiyle birlikte tabii ki onun da şartları değişti. Çünkü Alexios Komnenos'un tahta geçişine kadar birkaç tane farklı taht adayı vardı. Onların arasına girip faaliyet gösterebiliyordu. Ama Alexios Komnenos artık bütün taht adaylarını bertaraf ettiği için bir şekilde daha farklı şartlar ortaya çıktı onunla birlikte. Galiates tabii önemli bir adam. Bir kere Malazgirt Muharebesi'ni görüyor. Onun tanımlamaları bizim için çok önemli. Anna Komnena zaten Alexios Komnenos'un kızı. Ama tabii babasının kızı olduğu için babasını anlatırken hiçbir zaman objektif değil. Her ne kadar eserinin ön sözünde bu eseri tarihi hatıralar kaybolmasın diye yazdım diyorsa da aslında biraz daha tutumu babasının şanı yok olmasın diye ve belki de kendi döneminde babasının savunusunu yapmak için yazıyor eserini. Tabii çok değerli bir eser ama bütün kaynaklarda olduğu gibi çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak. Zaten Selçuklu tarihi üstadlarının hemen tamamı da bu hususa dikkat çekiyorlar. Mesela Türklerle ilgili değerlendirmeleri olsun, kendi babasıyla ilgili değerlendirmeleri olsun, bunları diğer kaynaklarla karşılaştırarak kullanmak gerekiyor. Ya şimdi bizde şöyle bir şey var. Biz tarihi ne yazık ki çok duygusal değerlendiriyoruz. Tarih aslında biraz daha somut değerlendirilmesi gereken bir şey. Biz Bizans, Malazgirt'e hep şöyle bakıyoruz. İşte yok edilmesi gereken bir düşman vardı, onu yok ettik. Ama biraz da kendimizi onların noktasına da değerlendirmek gerekiyor. Benim hocalarımdan Necmi Ülker hep şey derdi. Hadiseyi ele alırken kendinizi o tarihi şahsiyetlerin yerine koyun. Şimdi kendimizi mesela Alparslan'ın yerine koyduğumuzda onu daha iyi anlayabiliyoruz. O bir şekilde yeni toprakları ele geçirmek istiyor ve o sırada Fatimiler üzerine giderken bir anda Romanos Diogenes çıkmış gelmiş ve onun işte doğuda şimdiye kadar elde etmiş olduğu kazanımı tehdit ediyor. Bunu durdurması gerek. Ama Romanos Diogenes de kendi doğu sınırlarını hallaç pamuğu gibi atmış, bu Türklere bir ders vermek istiyor. Hayatı devletine hizmetle geçmiş. Ta küçük yaşlardan itibaren vatanına sonuna kadar bağlı, hayatını hiçe sayarak türlü mücadeleler içerisine girmiş bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi biz bu adam için, kendisini şu anda hiçbir şekilde savunamayacak bir adam için biz ne diye hakarethamiz ifadeler kullanalım? Malazgirt Muharebesi'nde kendi hayatını ortaya koydu ve kaçmadı. Kaçabilirdi de yani. Kaçmadı. Biz bunu bugün baktığımız zaman bence takdir etmemiz gerekiyor. Alparslan da zaten takdir ediyor ve onu çok iyi ağırlıyor. Tabii bunun iyi ağırlamasının politik nedenleri de şüphesiz var. Çünkü Fatimilerle girişecek olduğu bir uzun soluklu bir mücadelenin olduğunu düşünüyor. O şeyde Roma, Bizans İmparatorluğu'nu biraz daha şey olarak konumlandırıyor kendi kafasına bence. Yani sen bu mücadelenin bir tarafı olma ama olacaksan benim tarafım ol ama yani sakin ve sessiz kal. Belki bu niyetle ama neden ne olursa olsun bence Alparslan'da Romanos Diogenes'e çok saygı gösteriyordu onun askerlik yeteneklerini. Ve burada yani şöyle düşünelim, ikisi de farklı coğrafyalarda çocukluklarını yaşamış. 8'li, 9'lu, 10'lu yaşlarını yaşamış. Farklı askeri gelenekler içerisinde büyümüş.
iki tane komutan düello yapıyorlar. Ve bu düelloda her ikisi de elinden gelenin en iyisini kendi vatanları için ortaya koyuyorlar. Nihayetinde bu muharebede Romanus Diogenes elinden gelen her iş, en iyisini yaptı. Yanlış yaptığı pek çok şey var. Bu biraz da Bizans İmparatorluğu'nun bozulan düzeniyle ilgili. Mesela istihbarat berbat. Bu kendi suçu mu? Baktığın zaman kendi suçu diyebilirsin ama kendisinden önce süre gelen bir istihbarat geleneği var. O bozulmuş. Şimdi o bozuk sistemin üzerinde bir şeyler yapmak istiyor. Yani şunu diyemez. Ben 30 yıl, 40 yıl tahtımda durayım, istihbaratı da güçlü hale getireyim, şunu da güçlü hale getireyim, bunu da güçlü hale... Ya adam zaten Urfa'ya dayanmış. Malazgirt'i ele geçirmiş, Erciş'i ele geçirmiş. Hani zaten gitmiş yani ve bir şeyler yapması lazım. Sürekli giriyor çıkıyor Türkmen akınları. Dolayısıyla hızlı davranmak mecburiyetindeydi. Bence göze aldı. İstihbaratın yanlış olabileceğini, her şeyi göze aldı. Ve bir komutan ne yapması gerekiyorsa elindeki imkanları kullanarak onu yaptı. Tıpkı Alparslan gibi. Ama daha sağlam olan bünye zayıfı yendi. Bu kadar. Alexios Komnenos bence dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından bir tanesi. O işte biraz önce bahsetmiştik ya, işte bekleyelim, edelim, düzeltelim. O biraz daha işin o tarafında. Ama Romanos Diogenes'ten daha farklı şartları var. Ama Romanos Diogenes en nihayetinde çabucak harcanabilecek bir adam. Alexios Komnenos tahta çok daha güçlü geliyor. Ailesi çok daha güçlü bir aile, Komneniler. Dolayısıyla o biraz daha bekleyebilecek olduğu bir şey. Diğer taraftan Alexios Komnenos'un şanslı olduğu taraflardan bir tanesi, o Romanos Diogenes zamanındaki kadar çok güçlü akınlar yok Anadolu'ya. Evet, batıya yerleşmiş bir yapı var, Süleyman ve Süleyman'ın gidişinden sonra Ebul Kasım ve onun işte sonrasında birinci Kılıç Arslan gelecek ama bu yapılar diğerleri kadar çok böyle güçlü, sökülüp atılamaz yapılar gibi görünmüyor. Onun için biraz bir ferahlama dönemi de, yani onun o şans ısı da var. Ama şeyi iyi kullanıyor. Yani biraz da işte Haçlıları mesela iyi kullanıyor ve o Türkmenlerin İznik'e kadar gelen o Türkmenleri ta Konya hattına kadar geri atmayı başarabiliyor. Ve öldükten sonra biz bakıyoruz ki daha güçlü bir şey var. Bizans İmparatorluğu var. Yani kesinlikle Alexios Komnenos öldükten sonra karşımızda bulunan Bizans İmparatorluğu bence Malazgirt'te Selçukluların karşısına çıkan Bizans İmparatorluğu'ndan daha güçlü bir ordu. Yani operasyonel olarak Konya'ya kadar mesela şey yapıyor, gidiyor. Ya ele de geçirebilir aslında ama işte değişik nedenlerle yine başarısızlığa uğruyor ama daha dinç, daha güçlü bir Bizans ordusu mesela karşımızda. En azından kaynaklarda orduyla ilgili tasvirlere baktığımızda Malazgirt'teki ordudan daha güçlü bir ordu varmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bunlar Alexios Komnenos'un başarıları. Ya o ümidi bence hiçbir zaman kaybetmediler. Ara ara, yani şimdi devletler her zaman böyledir. Yani ara ara çok güçlü olur, ara ara çok zayıflar. Malazgirt'ten sonra nasıl Bizans İmparatorluğu bitmediyse, çünkü 1071'den 1453'e kadar neredeyse 400 yıl boyunca ayakta kalmış bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani Osmanlı Devleti 600 yıllık bir imparatorluk, çok büyük diyoruz ama diğer taraftan işte aynı hesabı öbür taraftan yaptığımız zaman da 1071'de çok ağır bir darbe yemiş. Anadolu'yu kaybetmiş ama gemi batmamış. Titanik yüzmeye devam ediyor. Miryakofolon Muharebesi'nden sonra da Anadolu'dan tekrar Türkmenleri atabiliriz şeklinde. Ya zaten fırsatlar ortaya çıkıyor. Ya sürekli fırsat geliyor zaten Bizans İmparatorluğu'nun eline. Mesela işte 1076'da Miryakofolon oluyor biliyorsunuz. 1240'lı yıllarda Moğollar dayanmışlar Anadolu'nun sınırlarına. Veya işte öncesinde daha başka sorunları var. Nurettin Zengi ile sorunları var. Eyyubilerle sorunları var. Yani Selçuklu Devleti'nin, Anadolu'daki Selçuklu Devleti'nin tek meselesi Bizans İmparatorluğu değil. Şimdi bizim karşımıza bir düşman imajı olarak Bizans İmparatorluğu konuluyor ama diğer taraftan Selçukluların en büyük düşmanı 2. Kılıç Arslan zamanında Eyyubiler. Bu adamlar Müslümanlar diye düşman değiller mi? Bu adamlar tamam Müslüman olabilir ama 2. Kılıç Arslan'ın en büyük düşmanı. Ve 2. Kılıç Arslan Eyyubilerle mücadele etmek için şeyle bile, Almanlarla bile bir siyasi ilişki içerisinde. Ve benim daha önce kaleme almış olduğum bir makalenin de konusu olan işte Arslan Henry adlı bir Alman kontu.
Konya'ya geliyor ve 2. Kılıç Arslan'ın huzuruna çıkıyor. Veya Selçuklu elçileri Almanya'ya gidiyorlar. Aileler arasında bir evlilik ilişkisi kurmaya çalışıyorlar. Gibi gibi. Yani Bizans İmparatorluğu için bunlar da birer şans. Moğolların gelmesi de bir şans. Ve Moğolların gelişiyle birlikte Anadolu Bizans İmparatorluğu için daha stabil bir hale geliyor. Ta ki işte Osmanlıların ortaya çıkana kadar. En azından 50 yıllık bir dönemde rahat bir nefes alabiliyor ama tabii sosyoloji değişiyor, nüfus gidiyor, Anadolu'daki o büyük bir nüfus kitlesini kaybediyor falan. Sonrasında da 1400'lerin başında Ankara Muharebesi'nde ikinci bir şansları var. Timur. Ve bunların her birisinde Bizans İmparatorluğu gerek Moğollarına gerekse Timur'una bir şekilde daha yakın ilişki kurarak kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Yani Bizans diplomasisi zaten çok iyi çalışan bir diplomasi. Bu devletin temel güçlerinden bir tanesi zaten diplomasi. Ordu yeniliyor ama diplomatlar ve bürokrasi hemen bunun gediklerini kapatma noktasında başarılı hamleler yapıyorlar. Onun için de bu türden tufanların gelip geçici olduğunu düşünüyorlar. Çünkü çok ciddi bir tecrübe. 350'li yıllardan itibaren kabataslak söylüyorum. Malazgirt'te olduğunda 1071, yani 700 yıllık bir devletten bahsediyoruz. Yani bunun bürokrasisinden bahsediyoruz. Onun öncesinde Roma İmparatorluğu var. Haçlı seferleri Anadolu Selçuklu Devleti için müthiş bir tehdit. Yani Anadolu'da daha henüz yeni yeni palazlandığı bir dönem ve birdenbire çok büyük bir nüfusla birlikte Haçlılar Anadolu'ya giriyorlar. Ama şansları şu, kafalarında Anadolu'da egemen olmak gibi bir dünya yok. Eğer Haçlıların kafasında Orta Doğu değil de Anadolu'da egemen olalım diye bir düşünce olmuş olsaydı işin rengi çok daha farklı olabilirdi. Anadolu'nun içerisinden geçerken uğranılan o büyük kayıpları mesela biz Anadolu'da bir egemenlik kurmak için bir Kudüs, mesela Haçlı Krallığı'nı bir Konya Haçlı Krallığı gibi mesela öyle bir şey tasarlayalım kafamızda hayali olarak. Anadolu'daki vaziyet çok daha farklı bir hale gelebilirdi. Kaldı ki 1. Haçlı Seferi'ni 1. Kılıç Arslan durdurmayı başaramadı. Başkentini kaptırttı. Bu çok ağır bir ezici bir yenilgi. Çok büyük bir prestij kaybı ve ardından Eskişehir'deki muharebeyi de kaybetti ve durduramadı. Ve Haçlılar Antakya'ya gittiler ve Antakya'dan sonra da zaten yollarına devam ettiler. 1101 yılında durdurdu ama 1101 yılında durdurmasının ana nedeni Haçlı ordularının içine düşmüş oldukları hata. Eğer onlar da aynen 1. Haçlı Seferi'ndeki gibi tek bir koldan Anadolu'nun içerisine girmiş olsalardı bence Kılıç Arslan'ın işi çok zordu. Onların temel hatası biraz da kendi aralarındaki ihtilaflardan dolayı orduyu 3 ayrı kısma ayırmaları ve Kılıç Arslan onları bir defa Merzifon'da, iki defa da Ereğli'de biçte attı ve öyle de çok da zorlanmadı. Ama burada bir de diğer temel faktör var. İlkinde Kılıç Arslan tek başına mücadele ederken diğerinde 1101 Haçlı Seferi'nde Anadolu'daki bütün Türkmen konfederasyonlarının bir mücadelesi oldu. Yani Anadolu'daki o birlik, bütünlük, bütün bunlarla bir araya gelince böyle büyük bir başarı elde etmesine kapı araladı. Tabii şimdi sosyolojik bir başarı bu en temelinde. Şimdi daha önceki yıllarda Anadolu çok büyük egemenlikler gördü yani. İşte bu toprakları Persler egemen oldu burada. Pers egemenliği oldu. Sonrasında Sasaniler mesela buraya çok girdiler, çıktılar. Araplar buraya egemen oldular. Ama bunların hiçbirisi bu bölgede bir kültür değişimine yol açmadı. Şimdi Türkmenlerle birlikte burada değişik bir sosyolojik yapı ortaya çıktı. Bunun tabii elbette diğerlerinden farklı bazı nedenleri var. Bir keresinde en önemli şey çok uzun yıllar egemenlik kuruyorlar. Yani bu uzun yıllar egemenlik kurmak bu toplumun bütünleşmesi noktasında çok önemli. Yani daha önce Grek olan, Hristiyan olan, dili de Grekçe olan insanlar şimdi çok uzun yıllar boyunca devam eden bu siyasi atmosfere adım atınca bir şekilde ya ticaret yapacak, vergi ödeyecek, yani bir şekilde devletle muhatap olmak zorunda. Devletle muhatap olmak zorunda olduğu anda bir şekilde toplumsal bütünleşme başlar. Tabii bunun içerisinde din değiştirme faktörü mesela çok önemli bir faktör. Adam dinini değiştiriyor. Niçin? Belki işte vergi konularından dolayı veya ona daha yumuşak geliyor ki bu ikinci ihtimal çok daha şey. Bizans İmparatorluğu gibi çok ağır vergiler toplayan bir devletle mesela karşılaştırıldığında Selçuklular daha daha az vergi topluyor. Bir diğer husus daha güvenli bir rejim. Daha önce sürekli saldırıya uğrarken
O şimdi daha güvenli bir ortam içerisinde. Ticaretini daha güvenli yapıyor, evine daha güvenli gidiyor, tarımını daha güvenli yapıyor. Bütün bunlar onun burada yaşamasını daha imkan dahilinde kılıyor. Bazı işte şeyler var. Yani bir meslektaşımız da Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Gayrimüslimler diye bir, çok değerli bir kitap kaleme aldı. Türk Tarihi Kurumu'ndan çıkan. Orada da çok güzel vurgulanıyor. Bu topraklarda kalıp kalmak isteyen Bizans İmparatorluğu'nun Konya'ya düzenlemiş olduğu veya daha değişik bölgelere düzenlemiş olduğu seferler sırasında geri döndürmek istiyor hali, onlar geri dönmüyorlar. Veya Beyşehir Gölü civarında daha başka mesela bir hadiseler var. Buranın insanları Bizans İmparatorluğu ile birlikte Bizans topraklarına gitmeyi reddediyorlar. Bunlar çok önemli veriler. Ve mesela Osmanlı kroniklerinde ifade edilen çok önemli bir husus var. Onu da burada dile getirmek gerekiyor. Şüphesiz ki Selçuklu dünyasındaki durumu da bir ölçüde yansıtıyor. Diyor ki işte Taraklı bölgesindeki insanların Türkleşmesi için Türk'ün örfün adetin görüp Müslüman oldular diyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bir şekilde bu örf, gelenek, görenek onlara sempatik geliyor. Bunu aynı şekilde mesela heterodoks İslam'la karşılaşan gayrimüslim insanlarda da görebilmek mümkün. Mesela ilginç bir örnek, biraz çok konu dışı olacak ama 15. yüzyılda bu topraklarda bulunan bir savaş esiri var. Macaristanlı Georgius, onun kaleme almış olduğu çok değerli bir eser var. Tractatus de Moribus Turcorum, Türklerin gelenekleri üzerine, biraz daha uzun ismi. Orada mesela hem heterodokslarla hem de medreselilerle muhatap oluyor. Ama diyor ki bu diyor sufilerin diyor dini diyor çok diyor yumuşaktı. Ve kendisi o yumuşak İslamiyeti savunan insanlara meylediyor. Ve diyor ki ben de diyor onların diyor meclislerine diyor katıldım diyor. Hatta diyor öyle bir mertebeye diyor ulaştım ki diyor onlar arasında diyor konuşma yapabilen insanlar arasından birisi oldum diyor. Şimdi burada Macaristanlı birisinin o İslamlaşıp Türkleşmesine giden yolculuğunu görüyoruz. O tabii başarısız oldu. Yani çünkü kendi topraklarına döndü. Ama eğer kendi topraklarına dönme ihtimali olmasaydı bugün Macaristanlı Georgius'un da soyundan gelenler bugün bizim toplumumuzun birer parçası olacaklardı. Dolayısıyla ama burada şunun altını çizmek gerekiyor. Müslüman olmak gerçekten bu toplumun dönüşümünde çok önemli bir katalizör unsur oldu. Yani Grek İslamiyet'e geçerek Türkleşti. Ve böylelikle burada böyle bir maya atıldı diye düşünüyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık senin de.